Mark Zuckerberg'e göre herkesin okuması gereken bilim üzerine 6 kitaba dair bazı bilgiler aktaracağım. Bakalım Mark'ın önerileri arasında neler neler var? 6 kitap sayacağız. İlk 6 kitap Mark'a göre şu şekilde. Zaten 2015'in Ocak ayında kendisine bir görev oluşturmuştu hatırlarsanız 2 yıl öncesine. Amacı tabii ki güzel bir amaç baktığımızda. Dünya ve insan tarihiyle ilgili daha çok bilgi edinmek, böylece kültür olsun, tarih olsun, bilim üzerine birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilmek. Mesela insan tarihinden şiddetin tarihine, yapay zeka tarihine kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilmek. Yani çok güzel amaçlar içeriyordu. Ve haliyle bu amaçlara uygun olarak kitaplarda önermeye devam ediyor. Eylül Abyss'in yazdığı, kaleme aldığı bir kitap, On Immunity. Aşılar daha az bulaşıcı hastalıkla mücadele eden bireyler sağlıyor baktığımızda günümüzde. Ve kitabın konusu da yine bağışıklık üzerine ama aşıların geçmişten günümüze insanlığı ne hale getirdiğini bir anlamda ifade ediyor bu kitap. Çünkü sürü bağışıklığı başlamış durumda kitaba göre ve topluluklar genel olarak daha sağlıklılar ama yine de bazı hastalıklar neredeyse hiç geçirilmiyor. Yani bağışıklık sistemi çok daha iyi eskiye nazaran ama yine de bazı hastalıklar çok daha uzun sürüyor. Bazen tedavisi mümkün olmuyor. Yani buradaki çelişki nedir? Bir nevi bunu anlatıyor bu kitap. Ve bir diğer kitap önerisi The Player of Games. Kabı çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Bir kitabın kabının o kitabın alıcı sayısını arttırabileceğini de azaltabileceğini de düşünüyorum ben. Adı ne olursa olsun. Birazcık reklam algısı. Reklam stratejisi bence bunlar. 1988 tarihli bir bilim kurgu romanı, aslında tam olarak bir bilim kitabı değil, bilim kurgu romanı, insanlığın galaksiyi ele geçirmesi ve günümüz konusu aslında bu, süper akıllı robotik teknolojileri sayesinde servet ve zevklerin keyfine varması durumunda neler olacağını hayal ederek bizlere sunuyor. Bakın tekrar söylüyorum, Facebook'un CEO'su bu kitapları öneriyor. Bir diğer kitap da bu. The Structure of Scientific Revolutions. Türkçe çevirisine ulaşabileceğinizi düşünüyorum ben. Lütfen araştırın. Ve İngilizce okumaya çalışırsanız tekrar tekrar söylüyorum ama İngilizcenize de faydalı olacaktır. Çünkü akıcı bir dil kullanıldığı ifade ediliyor bu kitaplarda. 1962 yılında ilk olarak yayınlandı bu kitap. Bakın yıllar geçti, hala da okumaya devam ediyor. Bilim yazısı tarihinde gerçekten önemli bir yapıt, onu söyleyebilirim. Araştırma alanındaki atılımlar hakkında yeni bir düşünce biçimini öneriyor. Onu tavsiye ediyor. Zuckerberg'in bu kitap hakkında yorumu da şu şekilde: bilim ve teknoloji ilerlemesinin toplumsal güçlerle ilgisini bize sunuyor diyor. Yani toplumsal gücün rolünü bir nevi bize gösteriyor günlük hayattaki işlerimizden, düşüncelerimizden ziyade.